Merhaba sevgili dostlar. Sen doğru ol. Doğruluk her zaman kazanır. İbretlik hikayemizde derviş de tam da bunu söylüyor. Dervişin biri eski İstanbul sokaklarında sen doğru ol, kem belasını bulur. Sen doğru ol, kem belasını bulur diye dolaşıyormuş. Padişahın biri tebdili kıyafet çarşıda gezerken dervişin sözlerini duymuş. İlgisini çekmiş ve dervişe her gün sarayıma gel seninle muhabbet ederiz demiş. Derviş ertesi gün sarayın kapısına gitmiş, padişahın karşısına çıkarılmış. Sohbet, muhabbet, zaman geçmiş, saraydan ayrılırken padişah dervişin cebine bir altın konulmasını emretmiş. Sarayın dışında dervişimizi takip eden sahte bir derviş kılıklı bir yanına yanaşmış. Ya arkadaş, padişah seni neden saraya davet etti, derdi neymiş falan filan bir yığın sorgu suali tutmuş. Her gün bir altın aldığını öğrenince gözleri ışıldamış. Onun yaptığı işi ben de yaparım diye düşünmüş. Sormuş, ya kardeş her gün ben de seninle gelsem rahatsız olmazsın değil mi demiş. Belki padişah bana bir altın verir, çoluk çocuğum nasiplenir. İyi dervişimiz padişahını kabul ederse neden olmasın, sen de gelirsin tabii demiş. Gel zaman, git zaman padişah her muhabbet sonrası bir ona bir ona birer altın verir olmuş. Sahte derviş bir sabah gerçek dervişimizi çorba içmeye davet etmiş. Garsona da gizlice arkadaşının çorbasına bol sarımsak koymasını tembihlemiş. Gerçek dermişim. Padişahımla muhabbet ederken kötü kokarım sözlerine ise sözüm ona çare de üretmiş. Ya bir şey olmaz, ağzını mendil tutarsın kardeşim demiş. O gün aynen böyle olmuş, bizim derviş ağzını mendille örterek padişahla söyleşisini sürdürmüş. Bu arada sahte derviş fırsat bulduğunda padişahın kulağına eğilip efendim arkadaşım ağzını mendille neden kapatıyordu biliyor musunuz? Ağzınız kokuyormuş sizin. O kokuyu duymamak için demiş. Padişah buna çok sinirlenmiş. Çağırın o dervişi demiş. Gerçek dervişimize sarayın fırıncısına verilmek üzere bir pusula vermiş ve al bunu fırıncıya götür demiş. Okuma yazması yok tabii bizim dervişimizin. Tam kapıdan çıkıp fırıncıya gidecekken sahte derviş istersen o pusulayı ver ben götüreyim fırıncıya. Belki padişah ekmek lütfetmiştir, çocuklara götürürüm, senin ekmeğe ihtiyacın mı olur demiş. Onun da okuması yazması yok. Pusula böylece sahte dervişin elinden fırıncıya ulaşmış. Fırıncı kağıtta yazılana şöyle bir bakmış, bir de derviş, sahte dervişe bakmış. Bunu sana getireni kızgın fırına at emrini hemen yerine getirip sahte dervişi küt diye alev alev yanan kızgın fırına yollamış. Ertesi gün derviş yine saraya gelmiş, bizim dervişimiz. Padişah şaşırmış. Hayrola, sen dün fırıncıya gitmedin mi diye sormuş. Derviş de olanları bir bir anlatmış. Padişah dervişin kulağına eğilmiş. Sen doğru ol, kem belasını bulur demiş. Yeniden birlikte olalım. Hoşça kalın ama hep dostça kalın sevgili dostlar. Kanalımıza da dostça abone olmayı unutmayın.